Pekala, şimdi eğlenmeye hazır mısın? Bugün burada takılacağız. Aa, bayıldım buna. Bir saniye. Olamaz, uçtu gidiyor. Ne? Nereye gitti? Şu tarafa doğru uçtu anne. Tamam mı? Bir dakika bekle. O zaman biz de yeni bir çadır yaparız. Hazır mısın? İşte böyle. Aa, bunlar nedir böyle? Hiç anlamadım. İşte çadırımızın iskeletini hallettik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu stretch film her şeyi bir arada tutacak. Ne? Birazdan göreceksin tatlım. Şimdi şuraya da bir giriş yapalım. Tada! Çok iyi oldu değil mi? Aa, gerçekten iyi oldu. Aa, içine sığıyor muyum? Evet, yaşasın. Hoşuna gittiğine sevindim tatlım. Nefes al, nefes ver. Hey! Of, karnım konuşuyor benim. Atıştırmalık bir şeyler lazım. Bunlar çok güzel. Nefes al, nefes ver. Oh, tatlım benim. Hemencecik bitti. Of, o zaman şuna geçiyorum. Oh, bu ses de nedir? Bir sürü çıtırtı sesi geliyor. Ama şu an çok gevşemiş durumdayız. Cipsler çok çabuk bitti. Şimdi çikolatalar gelsin. Ah, yine mi çiğneme sesleri? Of, harika. Of, tatlım. Biraz daha sakin sakin yapar mısın şu işi? Aa, bu da bitti. Karnım hala konuşuyor. Sesini duyuyor musun? Meg, sorun nedir? Çok fazla bıcı bıcı yedim. Ne? Ne olmuş yani? Birazdan patlayacağım. Oh, hayır, sakın yapma canım, sakın. Aha, bekle. Of, burada bir şey olması lazım. İşte buldum şimdi. Al. Aa, kase mi? Bunu ne yapacağım ki? Tamam o zaman. Peki, buna ne dersin? Süper ikili. Anladım galiba. Ben hemen dönerim. Burası olur mu acaba? Çünkü artık hemen tuvaletimi yapmam gerekiyor. Biraz kazalım. İşte oldu. Torbayı da açalım. Kimse yok değil mi etrafta? Tamam. İşte bu. Çok rahatladım. İşte işimi hallettim. Şimdi nefes al. Bu da. Tuvaletimi getireyim sana. Çok iğrenç. Bir duş alsam iyi olur. Of, yine mi abur cubur? En azından artık hazırım. Bu cipsler harika. Ve güneş de çok parlak bugün. Sana da çok sıcak gelmiyor mu canım? Hava çok sıcak anneciğim. Ne var? Eyvah. Güneş kremi sürmeyi unutmuşsun. Ama henüz çok geç değil. Hadi çık artık. Çok yazık sana. Ne yapsam acaba? Bir saniye. Buldum. Burnum çok acıyor. Bir dakika. İşte oldu. Gel bakayım buraya. Şimdi uzan ve rahatına bak. İşte insandan dürüm operasyonu başladı. Bundan emin misin? Şapkamı da sana takalım. Artık güneş sana yaklaşamaz bile. Al bakalım. Merhaba ufaklık. Bununla oynamak istiyorum. İşte hallettik bunu da. Uf, düştüm. Yok, bu işe yaramıyor. O zaman birkaç değişiklik yapalım. Yani nasıl bir değişiklik var aklında? Sen öyle dur bakalım tatlım. Annecik birazdan hepsini halledecek. Yumuşacıkmış. Pekala, şimdi işimize geri dönelim. Şimdi burayı tutup bir daire kesiyoruz. Birbirine süper uydu. Şimdi sıra diğerlerinde. Artık bunun etrafı dolaşabilir ve aynı zamanda güneşten korunabilirsin. Güzel bir elbise oldu. Artık seni elinde tutabilirim. Bize bir şapka daha lazım. O iş bende anneciğim.
Teşekkür ederim. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. İşte lezzetler, iştelerin tatlım. Unutma, hepsini yemen gerekiyor. Bana güvenebilirsin babacığım. Bunu yapmaya hazır mısın Dolly? Vay canına, harika dans ediyorsun. Çok zarifsin. Keşke ben de böyle dans edebilsem. Nasıl başın dönmüyor senin? Sanırım bu kadar yeter. Seni izlemek bile beni acıktırdı. Nefis, çok güzelmiş bu işteler. Pekala Dolly, sıra sende. Hadi dönmeye devam et. Nihayet eve geldim. Müthiş bir maçtı gerçekten. Şimdi dinlenmem lazım. Önce şu ayakkabılardan kurtulayım. Çok iyi geldi. Artık biraz kestirebilirim. Bir dakika, peynir kokusu mu bu? Burun deliklerim yandı resmen. Sanırım sebebini buldum. Bu çorapları çıkartmalıyız. Annesinin bunu görmemesi lazım. Yok artık, şaka mı bu? Böceğin ne işi var burada? Evcil hayvana izin yok demiştim sana. Kim bilir bunun altında neler bulacağım. Bu daha da kötüymüş. İğrenç. Nasıl oldu ki bu? Doğrusu hiç öğrenmek istemiyorum. Bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Hadi sen benimle geliyorsun. Bu çorabın içini sabunla doldurdum. Betty'nin ayaklarını bu sabunun içine daldıracağım. Daha sonra temizlenip durulanmaları için bu plastik botu kullanacağım. Umarım su yeterince ılıktır. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi yatağa dönüyoruz. Vay canına, ne güzel temizlenmişler. Tek bir leke yok. Şimdi üstünü güzelce örtelim, tamamdır. İyi uykular tatlım. Ne gündü ama. Hadi şuradan çıkalım. Şedevi uyandırma sakın. Artık oyun zamanı. Hadi yapalım şunu. Hayır, öyle yapma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bırak da istediğim gibi oynayayım. Dikkat et. Yaşasın, başardık. Şaka gaga. Bu harika bir şey. Çok eğleniyorum. Düşünme beni sakın. Vay canına, o da dönüyor. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bence yapmamalıyız. Yoksa yapalım mı? Hadi, çok eğlenceli olacak. Bitti neler olduğunu hiç anlamayacak. Bence biraz yenilenme ihtiyacı var. Yıldızlar pırıl pırıl parlamasını sağlayacak. Vay canına, harika bir iş çıkardık. Aferin bize. Hadi, gece daha yeni başlıyor. Artık yola çıkıyoruz. Bunu hep yapmak istemişimdir. Sıkı tutun. Yalnız ben biraz zorlanabilirim. Sonuçta benim sürücü ehliyetim yok. Bir dakika, bunu şimdi mi söylüyorsun? Aman tanrım, bu harika bir şey. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Hadi gaza bas. Sen daha hiçbir şey görmedin. İşte ben de bundan bahsediyordum. Neredeyse kusacağım ama diğer yandan bayıldım. Gecenin bitmesini hiç istemiyorum. Artık yatağa dönsek iyi olur. Evet, ben de çok yoruldum. Eskisi kadar genç değilim. Bütün gece eğlendiğimiz zamanları hatırlıyor musun? Evet, ne güzel zamanlardı. Sabah mı olmuş? Çok acayip rüyalar gördüm. Rüyamda oyuncak bebeklerimin canlandığını gördüm. Bir dakika, ne? Dün gece neler oldu? Herhalde bir rüyaydı değil mi? Ben neden bahsediyorum? Tabii ki öyleydi. Şunları yıkayıp çıkarsam iyi olacak. Koş, koş, koş. Hayır, pas verme. Neden böyle oynuyorlar ki? Merhaba baba, hadi oynayalım. Şimdi olmaz tatlım, bu maç çok önemli. Hadi ama seninle hiç oynamıyoruz. Havayı görüyor musun? Dışarı çıkamayız, fırtına var. Olamaz. Ben de bunu dört gözle bekliyordum. Üzgün ufaklık, belki bir dahaki sefere. Gol kaçırdık. Ama maç yüzünden benimle daha az vakit geçiriyor. Bu haksızlık, sanırım yine duvarla oynayacağım. Güzel yakaladım. Baba şuna bak. Betty'yi vuruyor ve ıskalıyor. Dikkat et. O an canına, zor bir atıştı. Bunun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi pas ver, koş. Hayır. Kesin bir yerleri şişecek. Ne oldu böyle? Havadan uçan bir şey hatırlıyorum ve sonra bum. Bir dakika, şuranın haline bak. Buna inanamıyorum. Betty, bunu sen mi yaptın? Annen bu işe çok kızacak. Her yeri mahvetmişsin. Betty burada değil ki. Bir dahaki sefere dışarıda oyna. Hava hala berbat. Ama sorun değil. Bu şemsiyeyi kullanabilirsin. Belki de kullanamazsın. Bu çöpe gidiyor. Bir dakika, harika bir fikrim var. Orada beni bekle. Yalnız birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Makas. Dur ya bakalım, iyi şanslar. Umarım işe yarar.
Şimdi bant, derhal. Geliyor babacığım, devam et. Bence bu işimizi görür. Vay canına, muhteşem oldu. Hadi bunu bir dene. Oo, ne güzel olmuş. Aynı şeyleri giydik bak. Oynamaya hazır mısın? Hem de nasıl. Hadi o zaman. Ah, çalışmaktan nefret ediyorum. Çok sıkıcı. Evet, evlerinden nefret ediyorum. Sanırım iş bitmeyecek. Saat kaç oldu? Harika, artık resmen tatildeyiz. Bunların hepsi çöpe gidiyor. Ve bu aptal gömleği de artık giymeme gerek kalmadı. Oh, böyle çok daha iyi. Nihayet istediklerimi giyebilirim. Benimle geliyor musun Betty? Ben de bunu söylemeni umuyordum. Hoşça kalın evvel evleri. Ben de üniformayı çıkardığım için çok mutluyum. Hiç benim tarzıma uygun değildi zaten. Bütün gün bu anı bekliyordum. Çok heyecanlıyım. Artık bunlara ihtiyacım yok. Nasıl görünüyorum? Aa, çantamı hazırlasam iyi olacak. Gerekli şeyleri aldım. Tatiller abur cubursuz olmaz. Hele ki bir sürü krem çikolatası asla olmaz. Kesinlikle haklısın. Sanırım ben hazırım. Bir saniye, neredeyse unutuyordum. Sen de benimle geliyorsun Teddy. Ha? Ne dedin? Şortun mu yok? Ah, onu ben çoktan düşünmüştüm. Şuna bak, sana çok yakışacak. Beğendin mi? Umarım hepsi sığar. Biraz sıkıştırmam lazım. Ah, neredeyse oldu. Teddy, biraz nefesini tutsan nasıl olur? Hadi gir şuraya. Yok, olmuyor. Bir saniye. Acaba hangi kıyafetlerimi alsam? Babamın bavulunda bir sürü yer var. Harika. Teddy, sakın çaktırma. Ne diyorsun? Bence çok rahat görünüyor. Hadi gir bakalım. Sen kilo falan mı aldın böyle? İşte oldu. Eyvah, ben şuraya geçeyim. En iyisi hepsini alayım. Teddy'nin benim bavulumda ne işi var? Hiç bilmiyorum babacığım. Hadi gidelim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Teddy'yi bu torbaya koyup ağzını kapatacağım. Şimdi bir elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. İşin bu kısmına bayılıyorum. Torbanın içindeki havayı emmek için süpürgeyi kullanacağız. Bak, gittikçe ufalıyor. Artık çantana sığması lazım. Hadi bir deneyelim. Vay canına, sihir gibi bir şey. İşte tamamen sığdı. Sanırım her şeyi aldık. Hadi gidelim, uçağa yetişmemiz lazım. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Herkes plajda geçen sıcak güneşli günleri sever, değil mi? Serinlemek için soğuk su dolu balonlar gerekmez. Onun yerine bu harika plaj diyorları sayesinde ayaklarını uzatıp güneşlenebilirsin. Ne güzel bir gün. Güneş açtı, kendimi iyi hissediyorum. Saçlarım harika. Havuz kenarında biraz dinleneyim. Umarım insanlar müthiş saçlarımı fark eder. Ha? Benim nöbetim sırasında olmaz. Bone giymeniz gerek. İşte. Ama saçlarım çok güzel. Bu bone de. Çirkin. Çok dar. Oyalanmayın da giyin şunu. Neredeyse oldu. Neredeyse. Buna yetecek kadar maaş almıyorum. İyi. Peki. Yardım edeyim. Verin şunu. Bakın şimdi. Boneyi suya batırıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu sevgili saçlarınızın üstünde tutuyorum. Ve bırakıyorum. Çok soğuk. Niye böyle? Giydin mi? Başıma giydin mi şimdi? Çok havalıydı. Teşekkürler. Sadece görevimi yapıyorum hanımefendi. Bomba! Of, çok parlak. Gözlerimi korumam gerek. Havlu olmaz. Güneş gözlüğü. Başka? Aa, güneş gözlüğü. Fark etmesi ne zormuş. Ha? Ama bu sadece gözlük. Camları nerede? Of, şuna bak. Ne güzel güneş gözlüğü. Sanırım aklıma bir şey geldi. Ay, selam, güneş gözlüğünüz tozlu sanmıştım. Ha, ama yok, iyiymiş. Yerine bırakıyorum. İşte. Neredeyse oluyordu. O da ne? O yoga matı yararlı olabilir. Sadece küçük bir parça lazım. Adil bir alışveriş gibi görünüyor. Köpük matı şöyle kes. İki yanına da delik del. Gözlüğün saplarını deliklerden geçir. Kendi özel güneş süperliğim. Şunu bir deneyeyim. Görebiliyorum. Bu çok daha iyi. Ah, çok sıcak oldu. Biraz serinlemeliyim. Oo, kola. Bunun yardımı olur.
Sadece küçük bir yudum alacağım, farkına bile varmaz. Çok iyi. Sadece bir yudum kalmış. Ziyan etmek yazık olur. Çok ferahlatıcı. Şunu geri koyayım. Harika oldu. Şimdi biraz denize gireyim. Plaja gelmeye bayılıyorum. Oh, çok iyi uyudum. Bir şeyler içmeliyim. Ha? Boş mu? Kolam nerede? Kesin o içmiştir. Nerede o? Keşke lastik ördeğimi getirseydim. Ona gününü göstereceğim. Bir çukur kazacağım. Keşke kovam ve küreğim olsaydı. Çok daha kolay olurdu. Acaba burada define var mıdır? Bu harika ama şimdi kurusam iyi olur. Beni denizde gördün mü? Bir dakika. Nereye gitti bu? Belki daha kola almaya gitmiştir. Yakaladım. Kum canavarı, lütfen canımı yakma lütfen. Plajdan nefret ediyorum. Burada olacağını söylemişti. Nerede acaba? Selam. Sevgilim, geliyorum. Ay, düşüyorum. Yok. Evet, aynen öyle, cidden ama. Öf, kumun tadı da berbat. Belki fark etmemiştir. Kötü oldu ama komikti de. Yeter ama, eve dönüyorum. Ama geri dön, terliğini unuttun. Kopmuş ama belki tamir edebilirim. Bantı delikten geçir. Sonra kola kutusunu al ve halkasını çıkar. Bandın ucuna geçir ve çek. Yeni gibi oldu. Bana güldüğüne inanamıyorum. Ne gıcık ama. Harika. Terliğim de koptu. Berbat bir gün. Seni nihayet buldum. Sana bir hediyem var. Bak, tamir ettim. Dur giydireyim. Ne kadar romantik. Sanki masalda gibi. Çok güzel görünüyorsun. Saçlarında kumlarla bile. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Hey, o bir köpek balığı mı? Bir dakika, 20 saniye. Bu yeni nefes tutma rekorum. Nasıl görünüyorum? Harika. Instagram için biraz resim çekeyim. Biraz poz ver. Evet, budur. Bunlar harika oluyor. Ay, sanırım o kadar da fotojenik değilmişsin. Ne? Biraz daha aşağıdan çek. Başka açılar dene. Tabii, bu olur. Belki. Dikkat. Ay, şimdi de telefonum ıslandı. Belki üstüne üflersem. Telefonun bozulmasını istemiyorum. Düşün. Bir dakika. Bu içecek aklıma bir fikir getirdi. Boş bardağı havuza sokuyorum. Telefonumu bardağa koyuyorum ve suya biraz batırıyorum. Su altı kameram oldu. Ve telefonum ıslanmıyor. Bunlar harika görünüyor. Oo, müthiş görünüyorum. Bu bitmek bilmiyor. Başım dönmeye başladı. Nihayet işte hazır. La 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 la. Bu çok rahatlatıcı. Niye batıyormuşum gibi geliyor? İmdat, imdat, batıyorum. Şu an Titanik'tekiler ne hissetmiş anlıyorum. Başardım. Kenara ulaştım. Ne oldu sana? Bu konu hakkında konuşmak bile istemiyorum. Belki yardım edebilirim şununla. Simidi al ve deliği bul. Deliğin üstüne ısıya dayanıklı kağıt yerleştir. Simidin dikişleri boyunca saç düzleştiriciyi sür. Isı deliği kapatır. Şimdi tekrar havuza girme vakti. İşte atla bakalım. Vay canına, delik olduğu hiç fark edilmiyor. Bak, yüzüyorum. Bu çok eğlenceli. Asla çıkmayacağım. Bu kepek şampuanı bayağı işe yarıyor. Ha? Su yok mu? Neler oluyor? Çok saçma görünüyorum. Bir duş bulmalıyım.
Buralarda işime yarayacak bir şeyler olmalı. Umarım kimse beni görmez. Ay, çok utanç verici. Hiç de komik değil. Belki şu torbayı kullanabilirim. Tam gereken şey. Bunu havuzun suyuyla dolduruyorum. Ve duşun üstüne bağlıyorum. Tek yapmam gereken torbaya birkaç delik açmak. Ev yapımı duş. Dalmak için sabırsızlanıyorum. Gözlüğü aldım. Hazırım. Ay ay ay. Plaja taşları kim koymuş ya? Çok kötü değilim. Biraz acıyor işte. Bunu başarabilirsin. Başardım. Şimdi güzel balıkları görmeye gideyim. Ha, bu siyah kıyafetlerle hiç de şüpheli görünmüyorum. Güzel kamuflaj. Oo, burada neler varmış? Çikolata, bir top, bir telefon ve para. Bingo! Zengin oldum. Ne gün ama. Hey sen, o benim. Dur, hırsız var. Daha hızlı yüzmeliyim. Ha, bir şey mi dedin? Çikolatayı da mı alayım? Ha, teşekkürler. Lezizmiş. Şimdi kaçayım. Neredeyse vardım. Aptal taşlar. Ay! Uf ay! Bayağı ağırdan alıyor. Ah, telefonu da alayım. Ve çantasını. Şu şnorkeli de. Teşekkürler. Hayır, dur. Geri gel. Ya! Eşyalarım. Hepsi yerinde. Ah! Bu tenis topu işe yarayabilir. Önce bir kavanoz al. Kapağına biraz sıcak silikon sür. Tenis topunu kapağa yapıştır. Şimdi çikolatalarımı, paramı ve başka eşyalarımı saklayabilirim. Kapağı kapat. Ve kavanozu kuma göm. Tenis topu definemin nerede olduğunu bulmamı sağlayacak. Mükemmel. Şimdi günümü hiçbir şey bozamayacak. Şu aptal taşlar hariç. Plajda geçirilen tembel bir gün gibisi yok. Güneşlenirsin, bronzlaşırsın. Hey ya, orada bir şey mi var? Pekala, bu biraz tuhaf. Bu da ne? Heyecanlandım şimdi. Aa, sanırım ruh eşimi buldum. Ah, ne gün ama. Hey, dikkat et. Şaka mı bu? Örtüme kum bulaştırdın. Öf, bugünü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Güneşin tadını çıkar sadece. Dikkat! Yine mi? Öf, yeter artık. Kuma bu çubukları sokacağım. Ve çevresine bu şeridi çekeceğim. Kendime özel plajım. Ay, pardon. Of, hadi ama. Yine müthiş bir gün. Hazırlansam iyi olur. Hmm, ne yapıyor? İyi ki şu çarşafı getirdim. Hmm, tuhafmış. Kumun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi üstüne ağırlık koyayım. Çantam köşeye gelsin. Ayaklarımdaki kumu yıkayayım. Ve şu havlunun üzerinde kurulayım. İşte yaşamak bu. Hey, bu bayağı zekice. Ve örtümde hiç kum yok. Eve gitme zamanı. Harika bir gündü. Eşyalarımı toplasam iyi olacak. Sanırım hepsi bu kadar. Şimdi eve gidiyorum. Ay, bu krem çok kumlanmış. Ha, neyse. Ha? Her yer kum olmuş. Bu havluyu yıkamam gerek. Of, terliklerim kumla kaplılar. Aman ne güzel. Sanırım plajı eve getirmişim. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Nereden geliyor bu? Vay canına, ne çok kum.
En azından kendime kumdan kale yapabileceğim. Bu çok can sıkıcı. Bunun olmasını önlemenin bir yolu olmalı. Bir dakika. Bütün kum çantama dolacak. Ne yapsam? Bir fikrim var. Kokpit anahtarlığım. Bu mükemmel. Anahtarlığı terliklerime geçiriyorum. Sonra da çantamı fermuarına takıyorum. Bu harika bir fikir. Çantama kum dolmadı. Ay uf. Pardon. Ay acıyor. Uf fena yandım. Hey Sky şuna bak. Ay, istakoz gibi olmuşsun. Seni serinleteyim. Hayır, hayır. Bu işe yaramaz. Bu nasıl? İyi geldi mi? Buldum. Çok canım yanıyor. Bu vantilatör işine yarar. Dur, bu çok sinir bozucu. Bunun işe yarayacağını sanmıştım. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bir itfaiyeci ile çıkmıştım. Peki. Birkaç şey öğrendim. Sen çıldırdın mı? Hayır bunu yapma. Sen ne yapıyorsun ya? Dur lütfen. Sanırım buldum. Hiçbir yere gitme. Buzluktan bir şey almam lazım. Bu buz küpleri tam ihtiyacımız olan şey. Bu işe yarayacaktır. O ne yapacak ki? Güven bana. Bu güneş yanını hafifletmenin harika bir yolu. Tek gereken bir buz kalıbı ve biraz aloe vera jeli. Buz kalıbını aloe vera jeli ile doldur. Sonra donması için buzluğa koy. Bu güneş yanını hafifletmeye yardım eder. Bir dene. Peki bu kadar eminsen. Ay çok acıyor. Sanki derim alev almış gibi. Bu aslında harika bir fikir. Pekala hadi bakalım. Çok iyi geliyor. Kesinlikle işe yarıyor. İşe yarayacağını söylemiştim. Şimdiden kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Evet. Tadı nefis. Selam. Sky şuraya bak. Ne haber? Selam. Selam. Hey. Bana bakıyor resmen. Bu iğrenç. Nereye gidiyor? Neyse. Çok leziz. Biliyorum. Bak. Şimdi ne oldu? Ay bu çok utanç verici. Niye böyle oluyor ya? Dondurmam. Bunu bütün gün yiyebilirim. Çok leziz. Ne yapacağım ben? Teşekkürler. Dondurma da ziyan oldu. Bir dakika. Bir fikrim var. Şu dondurmayı alıyorum. Ve çubuğunu bir cupcake kağıdından geçiriyorum. Bu harika. Artık ortalık batmayacak. Aman tanrım. Selam tatlım. Selam. Bu dondurma harika. Cupcake kağıdı hepsini tutuyor. Sağ ol. Ne muhteşem bir otel. Hadi eşyaları boşaltıp plaja gidelim. Güneşlenmek için sabırsızlanıyorum. Pek uzun sürmez. Bir dakika. Lexi hazır mı? Ben daha bikinimi bulamadım. Sıcak saçlarımı mahvediyor. İyi görünüyorum. Acele etsem iyi olur. Bikinim nerede? Burada olmalı. Hadi gidelim. Bir sorunum var.
Sadece bikini altlarını almışım. Aa, öyle mi? Bu sorun değil, bana da olmuştu. Tek gereken ayakkabı bağcıkları. Bak, dene bir. Bu aslında işe yarayabilir. Bir bikini altı al. Baş aşağı çevir. Sonra bir ayakkabı bağcığı alır, bikininin A kısmından geçir. Sonra bağcığı ensenden bağla. Sırtında çaprazla ve bikininin yanlarından geçir. Sırtına doğru çekip düğüm at. İyi görünüyor değil mi? Hazır mısın? Hazırım. Aa, bir şey daha lazım. Şimdi ne oldu? Al bakalım serinlememiz için. Hadi gidelim. Biliyorum. Artık mutlaka bir gün öğle yemeğine gitmemiz lazım. Tatlım, çok uzun zaman oldu. Anne, ayakkabımın bağı çözülmüş. Bağlamam lazım. Önümüzdeki haftaya ne diyorsun? Çevi. Tamam, iyi fikir. Bir saniye. Hadi gidelim tatlım. Ne? Beni nereye götürüyorsun? İşte başardım. Kendi başıma bağladım. Anne? Nereye gitti ki? Saçlarımı kestirmem lazım. Anne, ben sıkıldım. Şekerleme. Öf, boşmuş. Biraz eğlenmek istiyorum. Vay canına. Ben de dilimi böyle dışarı çıkarabilirim, bak. Bu güzel olmadı. Bu neymiş? İlginç bir şeye benziyor. Vay canına, içinde ne olduğunu merak ettim. Şuna bak. Bunları üstüme yapıştıracağım. Bir tane de buraya koyacağım. Bu çok harika. Dövmeye benziyorlar. Çok harika görünüyorum. Nereye gitti bu? Liam! Geliyorum anne. Ne düşünüyorsun? Sen ne yaptın bakayım? Böyle dışarı çıkamazsın. Bantların hepsini çıkarmamız lazım. Hayır, acıyor. Gel buraya. Buna vaktimiz yok. Derhal geri dön. Bunun için fazla yaşlıyım. Liam, hemen buraya gel diyorum. Olmaz, beni zorlayamazsın. Otur bakayım şuraya. Ver şu kolunu. Sanırım bunu nasıl halledebileceğimi biliyorum. Ve tamamen acısız olarak bir kulak temizleme çubuğunu vazeline batırıyorum. Bunu bantın üstüne süreceğim. Artık bantı yerinden çıkarabiliriz. İşte, hiç fena olmadı değil mi? Nereye gitti bu? Şimdi sıra diğerinde. Artık güzel yüzünü görebiliyorum. Tamam, hadi gidelim. Birini görmedi. Aramızda kalsın. Çok güzelsin bebeğim. Al bakalım şekerlemeleri. Çıkmadan evvel tuvalete girmene gerek yok değil mi? Hayır. Hadi gidelim. Tamam. Bir saniye. Hem bu çok eğlenceli. Ormanda olmak çok güzel. Uzaklara gitme tatlım. Bu ne güzel. Onu almam lazım. İşte aldı. Kokusu ne güzel. Eyvah, çişim geldi. Baba, acil bir durumumuz var. Biliyordum. Tamam, gel benimle. Acele et. Buralarda bir yerde çalılık falan olması lazım. Burası çok iyi. Hem doğanın tadını çıkarabilirsin işini hallederken. Hayatta olmaz. Peki, o zaman bir düşünelim. Buldum. İzle beni. Nerede bu? Baba ya! Hadi bakalım. Şaka mı bu? Hayır. Düşün. Bu ciddi bir durum. İşte bu işe yarayabilir. Tamam, bir dakika. Bu kovayı bagaja koyacağım. Ve kapağı klozet kapağı gibi iş görecek. Hadi bakalım, tahtın seni bekliyor. Tam zaman.
yanında. Bu battaniyeyi yukarı kaldırıp seni saklayacağım. Baba olarak yine sıradan bir gün. Oh, eyvah. Hadi bir an önce hallet işini. La 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 la. Eyvah. Arabayı yıkadığın tembelce bir gün gibisi yok gerçekten. Of, hava çok sıcak. Ah, selam. Şu karnımızı da içeri çekelim. Orada olmalıydın, şuna bak. Kimse bu saçlara karşı koyamaz. Merhaba hanımlar. Aa, ne komik. Ah, klasik hareketler. Bana mı güldü onlar? Ah, olamaz. Uf, hep böyle oluyor. Ah, neyse, ben işime döneyim. İyice temizleyip parlatmam lazım. İşte tek bir leke bile kalmadı. Güzel iş çıkardım. Gayet güzel oldu. Okula gitmek için hazırım baba. Atla bakalım tatlım. Tamam, hadi gideyim babacığım. Önce biraz müzik açalım değil mi? Bu şarkıya bayılıyorum. La 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 la. Olamaz. Sen ne yapıyorsun? Ay pardon. Arabayı daha yeni yıkadım. Ama yine de biraz dans edebilirim. Ben az önce ne dedim? Pekala, sakince nefes alıp ver. Yoga derslerini hatırla. Bir dakika, bir fikrim var. Bu tişört bütün sorunu çözecek. Bunu başlıktan geçirip koltuğa giydireceğim. Şimdi istediğin gibi dans edebilirsin tatlım. Sağ ol babacığım. La 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 la. Hadi gidelim o zaman. Püf püf, çekilin şuradan bakayım. Üstüne biraz sinek kovucu sıkmam lazım. Olmaz, çok gerici bir şey o. Nereye gidiyorsun? Uf, her neyse, en azından denedim. Beni yakalayamazsın ki. Burası şekerlemeleri yemek için güzel bir nokta. Aha, ne ilginç bir kitap. Hmm, çok güzel. Aa, olamaz. Gidin buradan. Anne. Beni rahat bırakın. O Liam mıydı? Ah, neyse, herhalde önemli değildir. Kurtar beni. Alın bakalım. Aa, şimdi iyice kızdılar. Anne, bana yardım etmelisin. Aa, her yanımı sivrisinekler sardı. Çok kötüler. Endişelenme tatlım, ne yapacağımı biliyorum. Birkaç damla bundan damlatmamız lazım. Bunu bilekliğine damlatacağız. Bu sivrisinekleri uzak tutacaktır. Seni artık rahatsız etmezler. Şimdi öp bakalım anneyi. Ay, dur şimdi. Sivrisineklerden intikam almalıyım. İşte döndüm ve bu artık şahsi bir mesele. Hey hey hey, alın bakalım. Uyku zamanı tatlım. Oyuncak ayın da işte burada. Teşekkürler baba. Tatlı rüyalar kızım. Sabah görüşürüz. Bir dakika. Burası çok karanlık. Bu hoşuma gitmiyor. Aa, baba! Of, çakımın ayarı bozuldu. Geliyorum tatlım. Ne var? Kim var orada? Yani bir şey mi vardı? O da çok karanlıktı. Üstüne bir de şimşekler. Tamam, sorun yok. Endişelenme sen. Her şey yolunda tatlım. Bak, ben buradayım. Peki, bir hikaye ne dersin? Sen sadece gözlerini kapa. Bir zamanlar... Güzelce uyu sen. Hayır, gitme. Şşş. Ben hala buradayım. Ha, babacığım. Ah, böyle daha iyi. Ah, hadi ama. Hmm. Sanırım bir fikrim var. Bu lastik eldiven işe yarayabilir. Anladın mı? Eldiveni bu bardağın içine koyacağım. Ve onu bardağın kenarına geçireceğim. Bir bardak pirinç alıyorum. Şimdi eldivenin içini bu pirinçle dolduracağım. Sonra eldiveni bardaktan çıkaracağım. Ve ucunu bağlayacağım.
Sanırım bu gayet güzel iş görecek. Bunu şimdi Eva'nın kolunun üstüne koyuyorum. İşte bu. Artık buradan sessizce sıvışabilirim. Parmağım. Sakın bağırma. Baba hadi dans edelim. Hadi çok eğlenceli olacak. Şimdi kimin daha iyi dansçı olduğunu göreceğiz. Bana meydan mı okuyorsun sen? Hadi o zaman. Bahse varım bunu yapamazsın. Sen esiren. Babanın da buna karşılık bazı figürleri var. Kabul et, çok etkilendin değil mi? Bu hatırladığımdan daha da zor işmiş. Sence kim daha iyi dans etti şimdi? Tabii ki ben. Hadi bana oy ver yoksa evde kalma cezası geliyor. Hey, eminim bunlarla bir omlet yapabilirim. Dada. Öf, peki ya bu? Bir yumurta daha geliyor. Öf, geriye tek şansım kaldı. Ay yarı tatlım. Sopayı hemen indir. Pekala, bu yumurtaları görüyor musun? Kabukları tavanın dışına alıyoruz. Alıştırma yaptıkça ustalaşırsın. Of, bu okul sonrası atıştırmalıkları çok yavan. Ah, sıkıcı. Hey, neden şuraya bakmıyoruz? Annem sürekli buraya bir şeyler stoklar, gördün mü? Bak. Bu şey bu sabah kesinlikle burada değildi. Hadi mide indirelim şunu. Acaba kaç dilim çıkar? Dikkatli ol, tamam mı? Kaşıklar. Gümül. Harika olacak. Oh, çok güzeldi değil mi? Bir dakika, altında bir not var. Annenin pastası. Oh, biz ne yaptık? Belki biz de bir pasta yapabiliriz. Marshmallowlar işe yarar mı acaba? Çikolata da olursa olabilir. Tabağın içine kare çikolatalardan koyuyoruz. Sonra üstüne dev marshmallowları yerleştiriyoruz. Sonra bunları fırına atıyoruz. Birazdan görüşürüz. Böyle görünmeye başladığında artık çıkarabiliriz. Dikkatli ol, çok sıcak. Of, şu güzelliğe bak. Annem buna bayılacak. Aa, eve geldi. Merhaba tatlım. Ah, demek doğum günümü hatırladın. Al bunu kullan. Vay canına, ne yaratıcı bir şey. Erimiş bir güzellik. Çok akıcı ve sıcak. Nefis. Oh, tadında yaz esintileri var. Sen dünyanın en iyi çocuğu musun? Nesin? Aşkım. Yaşasın. Şimdi ben de tadına bakmaya can atıyorum. Limonata 5 sent. Daha yenisi kaldı. Hadi gelip alın. Merhaba. Herkese çok var. Hadi gelin. Ah, demek çok susadınız. Afiyet olsun. Aha, canına rüzgar gibi geçti. Tek bir damla bile kalmamış. Şimdi ne satacağım? Ne oldu? Limonatam tamamen bitti. Oo, bu hiç iyi olmamış. Ama bu sefer farklı bir meyve suyu deneyebilirsin. Bu karpuzu görüyor musun? Bunu doğruca kabuğuna batırıyoruz. Sonra geri çekiyoruz. İşte kendimize bir çeşme deliği açtık, gördün mü? Bu aleti şimdi buraya sokuyoruz. Ve işte hazır. Yerine tam oturdu. Şimdi bir bıçakla üstten kare bir parça kesiyoruz. Sonra bu blenderı daldırıp karpuzu meyve suyuna dönüştürüyoruz. Bütün suyu buradan görebilirsin. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Bir bardak karpuz suyu lütfen. Bundan daha ferahlatıcı bir şey olamaz. Ve bu da bunca iş sonrası benim ödülüm. Şimdi ilanımızı değiştirmeliyiz. İşte oldu. Tamam, artık müşterileri karşılamaya hazırız. Herkes için meyve suyumuz var. Of, iyi ki örtü bu kadar büyükmüş. Kanepeye yeni bir görünüm kazandırdı, gördün mü? Evet, güzel. Vay canına. Sorun yok, şimdi bütün ışığı engelleyeceğim. 3 boyutlu film sezonu resmen başlamıştır.
harika. Ha, yarın söndür. Böyle daha iyi. Galiba kızın başı belada ha. Patlamış mısır için sağ ol baba. Ne? Ya bu ne böyle? Betty, ya niye buruşturun öyle yüzünü? Tuzlu mu? Sen de amma seçicisin. Benim gecesi tamamen mahvoldu. Üf! Of ya, peki tatlı bir şeyler ister misin? Hayır. Peki o zaman. Her zaman yiyecek konusunda mızmızlanır zaten. O zaman ben de özel bir patlamış mısır yaparım. Ben de bu sefer mikrodalga yerine mısırları tavada pişireceğim. Ancak bu daha ilk aşaması. Tatlıyı çok sevdiği için içine karamel de atacağım. Şimdi ateşin sicini yapmasını bekliyoruz. Şimdiden olmaya başladı. Yağlar nasıl sıçrıyor. Demek yaptığım işe yarıyor. Çarçabuk patlamış mısırlarımız oldu. Hazır işte. Ya da karamelli mısır mı desek. Çok da güzel kokuyor. Hey Betty. Uykuya mı dalmış hemen? Ah yazık. Sanırım bunların hepsi bana kalıyor. Çok güzel. Öf, bu şey nasıl açılıyor? Öf, mıncık mıncık oldu. Ne tüyliymiş. Kedi yalamak gibi bir şey bu. Ama bunu kesersen belki daha iyi olur. Ama bütün meyveyi heba ediyorum. Geriye yiyecek bir şey kalmıyor ki. Çok kötü oldu. Olmuyor işte. Ben dünyanın en kötü aşçısıyım. Tatlım, orada neler oluyor öyle? Ay, ağlıyor musun sen? Bu kivi benden nefret ediyor. Ama bunu halledebiliriz. Bir düşüneyim. Bunu gördün mü? Bıçağı alıp böyle kesiyorsun. Sonra bu yarıyı tekrar ikiye bölüyoruz. Aynısını diğer yarısıyla da yapıyoruz. Sonra meyvesinden ayrılana kadar kabuğunu bardağın kenarından aşağıya bastırıyoruz. Meyve kısmı doğruca bardağın içine düşüyor. Hepsi bu, gördün mü? Anne, sen bir meyve kesme dahisin sisisin. Vay canına, bu şey ne kayganmış. Ay, neyse sorun yok. Ama belki bir çatal kullanman daha iyi olur. Tada! Ah peki. Teşekkür ederim. Ben çok güzelim. Sen benim küçük kivimsin tatlım. Al bakalım David. Hey, bu bir tabak tozu çamura benziyor. Hadi ama bu senin için yararlı. Hadi bir dene. Bilemiyorum anne. İğrenç. Ay bunu yemem ben. Çamurlu su biriketisine benziyor. Peki ya şu pastaya ne dersin? Canım aslında tam ondan istiyor. Üstü de ne güzel kaplanmış. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Buldum. Sen portakalı hep sevmişsindir. Bu yine de pasta gibi olmaz ki anne. Hayır teşekkürler. Belki verebileceğim başka bir şey vardır. Bol proteinli yoğurt mu? Baksana ne vereceğim David. Bilemiyorum. Onu sevdiğimi sanmıyorum. Bir dakika. Sanırım daha iyi bir fikrim var. Sadece biraz hazırlık gerektiriyor. Portakalları soyuyoruz. Sonra bunları ahşap şiş geçiriyoruz. Bunun gibi büyük bir bardağın içine koyuyoruz. Şimdi de sevdiğin yoğurdu içine bolca döküyoruz. Meyve sayesinde tadı artık harika olacak. Üstüne istersen farklı tatlar da ekleyebilirsin. Bardak neredeyse doldu. Sonra bunu bir süre dondurucuya koyuyoruz. Ve yarım saat sonra muhteşem bir atıştırmalığın oluyor. Sadece bardağın içinden çıkarıp çubuğunu da çekiyoruz. Bak o olmasa da atıştırmalığımız dağılmıyor. Daha sonra dilimleri ayırıyoruz. Çok harika olmadı mı? Hiç şeker katmadan müthiş bir tatlımız oldu. Bu benim kahvaltım mı şimdi? İşte olay bu. Kokusu harika. Eminim bunları 2 saniyede patlatabilirim. Markete mi gittin?
ve sana en sevdiğin şeyi aldım. Yani vanilyalı dondurma. Bir bakalım başka neler almışım. Benim için önemli olan tek şey bu. Ama böyle yumuşak mı oluyordu bu? Dondurma çorbasına dönmüş bu. Of, olamaz. Of, lütfen ağlama. Dur, onu halledeceğim hemen. Hey, oyuncağını kullanabilir miyim? Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Oyuncağın çukurlarına sevdiğimiz kuru yemişleri koyuyoruz üstüne. Dondurmayı da döküyoruz. İstediğin dondurma olur. Ama hepsinin üstü tamamen kaplanmalı. Mükemmel. Şimdi bunu dökülmemesi için dikkatlice dondurucuya koyuyoruz. Şimdi 10 dakika bekliyoruz. İşte oldu. Sonra alıp ters çevirerek tabağa koyuyoruz. Bak. Bu muhteşem bir şey babacığım. Dur. Bir dakika. En iyi kısmını unutuyordum. Az kalsın. Çikolata sosunu seversin değil mi? İşte al bakalım. Aslan babam. Galiba bütün fındıkları kullanmışım. Bana hiç kalmamış. Ağzımın içinde sanki parti var. Ne güzel, afiyet olsun. Şişirmeye çalışırken bir ömür geçti. Bir dakika, neler oluyor orada? Selam Lexi. Bir ara havuza girmeyi düşünüyor musun? Kumsala gitmeye bayılırım. Hava da tam kumsallık. Sanırım buraya güzelce kurulabilirim. Şuna bak. Başıboş bir çanta. İkisini de alayım bakalım. Harika. Çalınacak başka bir şey kaldı mı acaba? Sıcacık güneşin altında uzanmaya bayılıyorum. Bir dakika. Biri beni mi izliyor? Şuradaki de kim? Dürbünü mü var onun? Hayır, gördü beni. Belli etme. Epey ürkünç bir durum. Çantamı şöyle yanıma alayım. Aslında paramı da alsam iyi olur. Parayı şöyle katlayarak güzelce koyabilirim. Gerçi temiz bir bez yeterince caydırıcı olmayabilir. Çikolatayı çıkaralım bakalım. Bezin üstüne koyup erimesini bekleyeceğim. İşte bu. Güzelce eridiğine göre şöyle bir yayalım. İşte şimdi iğrenç görünüyor. Kimse içine bakmaz. Tam bir dahiyim. Cidden artık param için endişelenmeme gerek yok. Çantasını bırakıp gidiyor. Bir çanta daha çalmak için fırsat bu fırsat. Ne kadar şapşal biri. Eşyalarını açıkta bırakıyor. Benim işime gelir gerçi. Yok artık, iğrenç. Çantayı şöyle bezin altından alabilir miyim ki? Yok, imkanı yok. Kirli bezler fazla iğrenç. Eyvah, geri geliyor işte. Acilen kaçmam lazım. Harika bir yürüyüştü. Bak, kirli bezim de hala yerinde. Paramı ve çantamı o hırsızdan korudum. Bu taktiği gelecekte de kesinlikle kullanacağım. Atıştırma zamanı. Aman aman, neler görüyor bu gözler. Midem ağzıma geldi. Hırsızın kaçışına bak. Çok komik. Bugün cidden çok sıcak. Yine de gelebildim. Şimdi de çok acıktım gerçi. Yürüyüş yapmak bu kadar iştah açıcı mıydı ya? Peki bakalım atıştırmalık neyimiz varmış. Bu çanta hatırladığımdan çok daha büyük ve derinmiş. İşte bu. Buldum bir şeyler. Ve iç çamaşırımı. Yok, bunu yiyemem. Bu ayıyı koyduğumu hatırlamıyorum bile. İşte aradığım atıştırmalık. Bir muz. Ama muz da çok sıkıcı bir atıştırmalık. Yok artık. Lizzie de gelmiş ve kızarmış marshmallow yapıyor. Ne dersin muzcuğum? Katılalım mı partisine? Peki, bir şeye ihtiyacımız olacak. İşte bu işimizi görür. Şu şekilde açmamız lazım. Sanki kabuğunu soyarcasına. Değil mi muz? Tenekenin üstüne alüminyum folyo yaprağı koyalım. Tenekenin kenarına şöyle sarmalıyız. İşte bu kadar kömür parçalarım için minik bir metal sepet yaptım. Şöyle biraz yakıp köz olmasını bekleyelim. Pekala muz, sahne senin. Muzu ortasından şu şekilde açıyoruz. Şimdi de en eğlenceli kısmına geçelim. Muzu çikolata ve marshmallow'la dolduruyoruz. Sonra da muzu şu ızgaraya koyalım.
Artık tek yapmam gereken eriyip pişmesini beklemek. Peki, yeterince zaman geçti. Oo, şu güzelim erimiş çikolataya ve marshmallow'a ve muzuma bak. Leziz. Lexi, hey, selam, ben Lexi. Ne yapmışsın bakayım? Ben de bir kaşık getirdim de. Ah, peki, tamam. Muz kayığımdan sen de biraz alabilirsin. Teşekkürler. Aa, çok leziz duruyor. Tren geliyor. Vay canına, cidden harikaymış. Çok zekisin. Teşekkürler. Biraz daha alabilirsin. Daha çok var. Öğleden sonra daha iyi ne yapılabilir ki? Lexi, havuzda takılmaya bayılıyorum. Gelsene buraya. Ha tabii, şunu bitireyim mi? Birkaç dakikaya geliyorum. Ne? Hadi ama, daha bir ton cipsin var orada. Gel şuraya. Cipsleri bitirmem lazım çünkü çok güzeller. Lexi, hadi senle. Ben de suya gir. Çok güzel. Yüzme zamanı. Ah, şaka mı bu? Hadi ya. Bu hızla gidersen akşama anca biter. Haklısın, geliyorum. Ah ama dur ya, cipslerim. Havuza gir dedim. Peki peki, geliyorum. Kaçma bir yere, merdivenlerden girmem lazım. Pekala, geldim işte. İşte havuzdayım. Şimdi de cipslerimi yemeliyim. Girin ağzıma. Ayırım. Suya kaybettik birini. Lex, inanılmazsın. Bak, şöyle bir şeye ihtiyacın var. Bak, içeceğim için ufak şirin bir altlığım var. Aa, vay, çok havalıymış. Çok da tatlı. Aklıma bir fikir geldi. Pekala, plastik bardağımızı alalım. Tabağı da onun üstüne koyalım. Şimdi kolamı bardağa koyabilirim. Öyle kuru kuru gitmez cips. Kolamızı da koyalım. Tamamdır. Şimdilik bu kadar yeter. Cipslerimizi de koyalım. Tabii bir de pipete ihtiyacım olacak. Şöyle tropik bir hava katalım. Dadam, abur cuburumla havuza dönme zamanı. Ben geldim. Üstelik bak Lexi, havuz abur cuburu olayını yeni bir seviyeye taşıdım. Oh, tebrikler. Gerçekten etkilendim. Of ya, içeceğim bitmiş işte. Üzüldüm. Peki, artık mecburen biraz havuz suyu içeceğiz. Havuza girmek harika bir şey. Yaza bayılıyorum. Selam Lexi, üzgünüm, geciktim. Biraz bisküvi iyi gider deyip bakkalda kısa bir tur attım da. Biraz da kola ve bir de şapka. Ne? Neden? Ah, dur biraz, telefonum çalıyor. Şunu tutar mısın biraz? Yok artık, ne kadar da ağırmış. Ne var bu şeyin içinde böyle? Aman tanrım, çantasına kocaman bir karpuz tıkmış. Bu bütün karpuzla ne yapmayı düşünüyor acaba? Peki, bakalım başka neler varmış. Tabii ki bir bıçak var. Karpuz kesilecekse lazım olur. Uf, plastik bıçakmış bu. Hiçbir şey yaramıyor işte. Hadi sen de ufak bıçak yapabilirsin. Sana sonuna kadar inanıyorum. Oh, kabuğa bir çizik bile atmadı neredeyse. Onun yerine şu makası kullanmayı deneyeceğim. Pekala karpuzcuğum. Al sana makas. Evet, tamam, iyi gidiyoruz. İşte bu kadar. Bir dakika. Bu da ne? Altı üstü bir kalp mi yaptım? Bu karpuz beni iyice çileden çıkardı. Şimdi başım belada karpuz. Ne? Parçalanmadı mı? Şaka herhalde. Bir çeşit süper karpuz falan mı bu? Hiçbir şey etkilemiyor. Evet, peki. Tamam, sonra konuşuruz. Güle güle. Ah, üzgünüm. Konuşma tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Peki, ver bakalım karpuzu. Tamam. Teşekkürler. Şimdi bak. Karpuzu bir kürdana keseceğiz. Şuna bak. Bam! Kürdan doğruca kabuğun içine giriyor. Hazır mısın? Hey! Aa, nasıl yaptın bunu? İmkanı yok. Sadece müthiş güçlüyüm. Şimdi de iki parçaya yarayacağım. Al bakalım, bu senin yarın. Yaşasın! Taze karpuza bayılırım. Yumuluyorum. Bu karpuz çok güzelmiş. Mis gibi, çok tatlı. Kaşıkla falan da uğraşmayacağım. Aynen ısırıyorum. Harika bir gün oluyor. Teşekkürler Lexi. Sonra bana ne dediğine de inanamayacaksın. Ah, burası çok güzelmiş. Pikniği burada yapmamız lazım. Örtüyü ve yiyecekleri aldım. Paketi açabilirsem abur cuburumuz da olacak ama. Hayır ya. Amanın. Uf, kazara oldu ya. Harika. Her yer patlamış mısır oldu. Şimdi ne yapacağım? İçine koyabileceğim bir kasem de yok ki. Dur biraz. Bir rulo kağıt havlumuz var. Bununla bir şeyler yapabileceğime eminim. Peki, kağıt havluyu aldım. Şimdi de katmanlarını ayıralım. Ama dikkatli olmam lazım. Ufak bir cep yapayım. Mükemmel.
herhalde tam olarak böyle. Şimdi de patlamış mısırlar içine girebilir. Tadam! Kağıt havlu kullanarak küçük bir atıştırmalık torbası yaptım. Sonunda en sevdiğim tuzlu abur cuburumu yiyebileceğim. Ah Lizzie, ne diyeyim, epey etkilendim. Lexi hayır! Kullan! Ha? Neredeyse dökülüyordu. Ucuz atlattık. Bakalım buralarda kapak olarak kullanabileceğim bir şey olsa iyi olurdu. İşte kağıt havlu yine imdada yetişti. Akıllıca, bu kesinlikle işe yarayacak. Yeterince sık olduğundan emin olup çekmem lazım. İşte bu, tam böyle. Bu şekilde havlu kapak görevi görüyor. Şuna baksana. Kolum dökülmüyor. Vay canına, bugün kağıt havluyla harikalar yarattık. Al bakalım, bunu kutlayalım. Of, ne kadar güneşlemiş bugün. Fazlasıyla güneşli. Oturduğum yerde buharlaşmaya başladım. Bu yelpazenin de kendine hali yok bu sıcakta. Hiçbir işe yaramıyor. Neden bu kadar kızgınsın güneş? Güneşe kesinlikle böyle doğruca bakmamalıydım. Hey, nasıl gidiyor? Peki, al bakalım suyumu öylece. Biraz yavaşlamak ister miydin? Suyu resmen sömürdün. Ver şunu, işte bu beni biraz serinletecektir. Dondurma sıcak bugün de harika gider. Benim gördüğümü görüyor musun? Aha, ne de tatlıymış. Selam. Yok kalsın. Ne, gidiyor mu? Nereye gidiyor? Ve niye? Hayır. Dondurma eriyip elime koluma akmış. Rezalet. Ay vah vah. Pis kolu çocuğu korkutup kaçırdı. Peki, hırsızlık yapmış olsa da belki yardımcı olabilirim. Bu sorunu rahatlıkla çözebilirim. Şu plastik şişeyi kullanacağım. Şöyle çevirelim bakalım. İşte bu kadar, eriyen dondurma sorunu çözülmüş bilin. Al bakalım dondurma artık şu şeyin, yani kabın içinden dökülmez. Dondurmam geri geldi, çok teşekkürler. Çocuk da geri geldi. Artık her yerine dondurma bulaşmış görünmüyor. Aman tanrım, sonunda buraya doğru geliyor. Hey, nasıl gidiyor? Benimle biraz yürümek ister misin? Ben de böyle bir dostum işte. Harika bir gün geçirecek. Pekala, işte geldim. Şimdi tüm plaj eşyalarımı çıkarayım. Önce kızağı çıkarıyorum. Donut simitimi de unutmayayım. Hepsi bu kadar. Şimdi bunu esnek kordonuna sabitleyeyim. Artık plaja gitme zamanı. Ay canına, her şeyi nasıl da kolayca çekiyor. Zekice. Hadi gidelim, yürüyüş zamanı. Tada! İşte güzel bir göl. Düşüyorum! Olamaz! Sırılsıklam oldu! Jared! Yardım et! Beni! Bekle, seni kurtaracağım! Su çok soğuktu. Fena ıslanmışsın. Bak, çizmelerim göl suyuyla dolmuş. Bu ıslak giysileri hemen çıkartmalısın. Vücudun ısınsın, fena üşürler yoksa. Evet, aman böyle de üşüyorum. Bir dakika, bir yol düşüneceğim. Ateş yakacağım. Ateş yakacağım. Kibritler nerede? Islak kibritlerle ateş yakamayız Jared. Belki de kullanabileceğimiz bir şeyler vardır. Evet, stretch film bu işe yarar. Pekala, o kadar üşüdüm ki her şeyi denerim. Seni bununla iyice saracağım. İşe yarayacak, söz veriyorum. Gövdeni de unutmayalım. Tamam, şimdi önünü boylu boyunca keseyim. Bak, güzel bir stretch film ceketin oldu. Vay canına, gerçekten de sıcak tutuyor. Kahramanımsın. Tamam, hadi şimdi bunu serelim. Evet, plaj zamanı. Jared, dur. Bekle bir dakika. Önce şunu şişirilmesi lazım. Ne, ben mi? Ama onu getiren sensin. Peki. İşte oldu. Pekala, şimdi hadi gidelim. Yüzmeyi çok seviyorum. Olamaz, sönüyor. Ya, delik olmuş dünya. O da orada bensiz eğlenmeye başladı bile. Bugün berbat olmaya başladı. Şimdi ne yapacağım? Bu şişe suyu içinde tutuyor.
Demek ki havayı da tutabilir. İçini boşaltıp şu kordonu kullanıyorum. Kordonun yanına bir düğüm atıyorum. Öbür yanında da kablo bağı kullanıyorum. Nedense kablo bağı kullanmak eğlenceli bence. Olabildiğince sağlam oldu. Güzel, bu tamam. Şimdi birkaç tane daha ekleyelim. Sıra yine kablo bağı kullanmada. O da iyice sıkı ve sağlam olmalı. Donut simidine kimin ihtiyacı var ki? Benim yok çünkü kendime bir tane yaptım. Yüzme vakti. Vay canına, Betty'de ne var öyle iyi olmuş. Kendim yaptım. Hadi. Daha serin sulara yüzelim. Hemen arkandayım. Her şeyi aldığımdan emin olayım. Jared arkanı dön ve şunu çantana koyayım. Yumurtaları da unutmayalım. Bir dakika. Orada kırılmazlar mı? Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Birkaç yumurta kırayım. Yani hepsini kırayım aslında. Şimdi de çırpıyorum. Bitti. Şimdi boş bir su şişesi alıyorum. Yumurtaları içine döküyorum. İşte ortalığa sıçratmadım da. Şimdi kapağı kapatayım. Mükemmel, yumurtalar seyahate çıkıyor. Bu çok tuhaf Betty. Anlaşılan biri kampta omlet istemiyor. Tamam ama çorapları da kullanabilirdin. Yumurtaları içine koy. Yumurtalı çoraplar. Ben bir dahiyim. Ah Jared. Şunları çantama koyayım. Pekala, gitmeye hazır mıyız? Tamam, çadır kuruldu. Aslında ben bayağı acıktım. Öyle mi? Peki ben bir şeyler hazırlayayım. İşte tava. Yumurtaları ver bakalım. Aldım. İşte buradalar. Ay, sanırım bir sorunum var. Bunun iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. Şimdi tam yumurtalı çorap oldular. Neyse ki ben yumurtalarımı yanıma almıştım. Şişede güvendeler. Bak, aynen tavaya dökebiliyorum. Oo, çok da güzel piştiler. Bayağı iyi görünüyor değil mi? Hadi yumulalım. Kamp yaparken yemeğin tadı hep daha iyi geliyor. Bu sabah da biraz serin. Ateşi biraz çabuk yakar mısın? Çalışıyorum. Şimdi biraz oksijen lazım. Başlamak üzere eminim. Sadece biraz daha üflemem gerek. Biraz başım dönüyor gibi. Jared, iyi misin? Yüzüme mi tükürdün? Evet, bayılmıştın. Bak, dur biraz. Aslında. Evet, başka bir fikrim var. Bunun için bir plastik şişe gerekli. Birini diğerinin içine sokuyorum. Aynı körük gibi oluyor. Artık üflemene gerek yok. Bak, Jared işe yarıyor. Ne işe yarıyor? Ateş. Çok önemli değil canım, hallettik işte. Sıcak geldi yalnız. Burası güzel bir yer değil mi? Senin için bir şeyim var. Pekala, aç gözlerini. Çok güzeller, bayıldım. Bu hariç hepsi sarı. Bu özel ama senin gibi. Ne tatlısın. Bir öpücüğü hak ediyorsun. Sivrisinek. Yüzüne konmuştu. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Şimdi öpücüğe dönelim. Şimdi de biri senin yüzüne konmuştu. Pekala, sanırım gittiler. Bana da. Her yerdeler. Her yer sivrisinek olmuş. Ben gittim. Hayır. Betty gitme. Şunu bir tut sadece. Bak, bu su şişesi bizi kurtaracak. Şişenin iki yarısı da gerekli. Ayrıca böcekleri çekecek bir şeyler ve su da lazım.
Şundan biraz şişenin dibine döküyorum. Sonra da üstüne su ekliyorum. Sanırım bu miktar yeterli. Sonra şişenin üst yarısını ters olarak yerleştiriyorum. Bitti. İşte bir böcek tuzağı hazırladım. Betty, bak bütün sinekler gitti. Ah, haklısın. Çok rahatladım. Şişenin içine giriyorlar ama çıkamıyorlar. Öpücüğe dönelim. Oh, bir sürü çalı çırpı topladım. Aynen öyle. Oh, bayağı uğraştık. Su, bana da ver. Susuzluktan öldüm. Ah, tabii. Al bakalım. Hey, hiç su kalmamış ki. Hepsini içmişsin. Şimdi ne yapacağım ben? Çok düşüncesizsin. Of! Özür dilerim. Hemen biraz daha bulurum. Oh, bu da boşmuş. Dur, peki ya bu? Bu da boş görünüyor. Evet, aferin Jared. Aa, hemen döneceğim. Aa, bu suyu kullanabilirim. Çok da kötü görünmüyor. Fena da kokmuyor. Betty, su buldum. Sen şaka mı yapıyorsun? Bunu nereden buldun? Cidden bunun içilebilir olduğunu mu düşündün? Ah, kömürümüz var. Aa, bu kesinlikle işe yarar. Önce bu kirli suyu başka bir kaba koyalım. İğrenç, sanki bunu içmek isterim de. Tamam, şişem ve gazlı bezim var. Şişenin ağzını bununla kapatacağım. Ve lastik bant bunu sabit tutacak. İşte böyle. Şişenin alt kısmını kesiyorum. Alt yarısını ateşten aldığım kömürle dolduruyorum. Üstüne de kumu koyuyorum. Güzel, sırada taşlar var. Tamamına değil ama. Ve biraz daha kum. En üstünü de yine taşla dolduruyorum. Şimdi de şişeyi içinden içmek istediğim şişenin üzerine koyuyorum. Sıra suyu filtreye dökmekte. Taşlar ve kum bütün pisliği topluyor. Ve kömür suyu temizliyor. İşte tertemiz bir su. Bütün su temiz ve hazır. Baksana ne kadar temizlenmiş. Oh, çok susadım. Hayır, bu su benim. Minik bir yudum alamaz mıyım? Aa, tamam peki. Ne de olsa suyu sen buldun. Yaşasın. Ah, tadı da harika. Bilim yapma zamanı tatlım. Hadi canavar yapalım. Bu sefer olmaz da bugün biraz eğleneceğiz. Tuvalet kağıdı rulolarına yüzler çizdim. İçlerine de biraz karbonat dökeceğim. Ve biraz gıda boyası ekleyeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi sıra özel malzememiz sirkede. Hazır mısın? Oh, bu çok komik. Kusuyorlar. Vay canım. Ah, tekrar yap anne. Harika oyundu anne. Öyleydi canım. Ah bu fıdık, bu boyunlukla çok sevimli görünüyorsun. İn bakalım. Ay, saçlarına ne olmuş? Çalılığın içine düşmüşsün gibi görünüyor. Neyse, birinin banyo yapması gerekiyor. Ah banyo. Gözlerim, bu yakıyor. Bırak artık. Hayır, bir daha olmaz. Görebilmek istiyorum. Pekala, bu işe yaramayacak. Bir dakika, bu fıdığın boyunluğu. Şunu alayım. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sanırım bu işe yarayabilir. Anne, ne yapıyorsun? Boyunluğu güneşliğin üstüne yerleştiriyorum. Sonra da saçlarını şu şekilde topluyorum. Pek şık olmadı. Ay, buraya nasıl geldik? Anne, bunun işe yarayacağından emin misin? Ani hareketler yapma tatlım. Hala görebiliyorum. Bak, her şey yolunda. Hadi şu saçlarını temizleyelim. Gıdıklanıyorum. Benim uslu kızım. Of, başka ne yapayım bilmiyorum. Biraz çaba göster tatlım. Hayır, istemiyorum. Bu berbat. Ah, buldum. Sana bu oyuncağı vereyim. Hayır. Peki ya, bütün bu popiklere ne dersin? Benim bir tane var. Bak, onlar kalsın. Ah, en azından denedim. Peki bu para dolu çantaya ne dersin? Alabileceğin bütün o şekerlemeleri düşün. Oh, ne çok para. Ah,
Hayır, parayla aklımı çelemezsin. Sıkı pazarlık ediyorsun. Bunu istemiyorum. Amanın, güzel mutfağım. Çok eğlenceliydi. Deniz kızımla oynamak istiyorum. Deniz kızı mı? Bu bana bir fikir verdi. Yemek zamanlarını eğlenceli hale getirmek için tek gereken bir kaşık ve model hamuru. Model hamurunu yassılaştır. Sonra kaşığın sapına sar. Ve şöyle katla. Sonra alt kısmına balık kuyruğu şekli ver. Aynen böyle. Sonra bir şekil verme aletiyle kuyruğa biraz detay ekle. Model hamurunu şekil verici aletle biraz kazı. İyi görünüyor. Şimdi de balık pulları ekleyelim. Yukarıdan başlayıp aşağı kadar bunlardan yap. Çok derin olmasın. Aleti hamurun üstünde nazikçe hareket ettir. Bu bitince kaşığı fırın tepsisine yerleştir ve fırına ver. Bu hamuru pişirecek ve sertleştirecek. Fırından çıkar ve soğumaya bırak. Son olarak da gümüş renkli hamur boyasıyla boya. Umarım işe yarar. Ah, bir deniz kızı kaşık. Bu sihir gibi. Cici kızım. Selam canım. Baba. Selam tatlım. İşte kahvaltın. Bunu yemem. Yine mi? Babasına bak, kızını al. Yok, yemeyeceğim. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım, telefona bakayım. Alo? Ah selam, ne iyi ettin de aradın. Anne! Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipop'um! Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır, geri gel. Üzgünüm balon. Niye insanların başına kötü şeyler gelir? Betty, ne oldu? Ay, seni sonra ararım. Tamam tatlım, annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi lollipop'un sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Teşekkürler anne. Bak balonum artık uçup gitmiyor. Neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Annen halletti. Ay bu tuhaftı. Bu harika. Çok güzel bir resim oldu. Biraz daha yeşil lazım. Minik sanatçıma bak. Selam anne. Ağlamaz. Bu neydi? Lütfen hamster olmasın. Ay mum boyalarınmış. Ya, nasıl resim yapacağım şimdi? Tamam annem bir şey düşünecek ya umarım. Neden bu başıma geldi? Bu bir felaket. Bu kalıp işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırık mum boyaları kalıbın içine yerleştiriyorum. Sayıları tamamen dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kalıbı fırına koyuyorum. Bu mumu eritecek. Sanki kek yapar gibi. Umarım işe yarar. Şimdi kalıbı fırından çıkarma zamanı. Dikkat et, sıcak. Bunları soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım. Eğlenceli görünüyor. Onları tabağa yerleştireyim. Umarım Cheryl'ın hoşuna gider. En sevdiğim mum boyalardı. Tamam tatlım, bak annende ne var. Bunlar mum boya mı? Sayı şeklinde. Hangisinden başlayayım önce? Anne bak, farklı renkleri var. Beğendiğine sevindim. Bayıldım. Olamaz anne. Of, bir tatile ihtiyacım var. Neden? Tiyatrodan önceki son gece. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum. Çok kötü uyudum. Kendimi berbat hissediyorum. Her yanım acıyor.
Merhaba uykucu. Ay, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir bakayım ateşin var mı? Şunu alnına koy. Bu öksürük şurubu da iyi gelir. Kocaman aç bakayım. Dinlenmen gerek. Ya tiyatro? Onu kaçıramam. Onca zamandır bekliyordum. Üzgünüm canım, hastasın. Aa, dur bir dakika. Seni nasıl neşelendireceğimi biliyorum. Bir kahvaltılık gevrek kutusu alıp üstünü dörtgen şeklinde kes. Kutuyu enlemesine çevir ve üstüne boylu boyunca yapışkan bant yapıştır. Başka renklerde yapışkan bantla devam et. Her seferinde diğer rengi kullanarak kutuyu kaplayana kadar devam et. Deliğin üstünü kaplayan bantları makasla kes. Sonra iki peçete al ve katla. Aynen böyle. Peçeteyi kutunun iç kısmına yapıştır. Kutunun üstüne iki yarık aç. Ve içinden dondurma çubukları geçir. Son olarak kartonun üstüne birkaç karakter çiz ve çubuklara yapıştır. Gösteriye hazır mısın? Ah, bu harika! Tiyatroyu sana getireyim dedim. Gösteri hakkında ne düşünüyorsun? Bir daha! Bu biraz iğrençti. Umarım bulaşıcı değildir. İkimiz birlikte hasta oluruz o zaman. Harika. Yaz neredeyse geldi ve bazı müthiş ebeveynlik tüyolarının tam zamanı. Şık terlikler bulmakta zorlanıyor musun? Bir popit al, ayağını üstüne koy ve çevresini dikkatlice kes. Parmak arası terlik kemeri ekle ve işte şık terliklerin oldu. Hem bunu yapmak eğlenceli de. Oo, şeker, bunun tadını çıkaracağım. Yavaş ol bakalım tatlım, kuralları biliyorsun. Önce bu leziz yulaf ezmesini yemelisin. Bunu yemeyeceğim. Annem meşgul görünüyor. İşte bana fırsat. Şu yulaf ezmesinden kurtulayım. Bunun yeri çöp. Öyle mi? Annesini kandırabileceğini sanıyor. Bu durumu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Lezizmiş. Artık şeker yiyebilirim. Dur bakalım. Bir şey unutmuş olmayasın. Yulaf ezmesini ye. Ama anne, mecbur muyum? Evet. Hadi bakalım. Biraz fazla zekiyim. Görüşürüz yulaf ezmesi. Ha? Bu kase bozukmuş. Boşalmıyor. Oh, şimdi çok kafam karıştı. Bu nasıl olabilir? Sen yulaf ezmesini yediğinde boşalacak. Bu haksızlık. Neyse bari. Mutlu musun? Aferin oğluma. Şu güzel baloncuklara bak. Vay canına. Okumak acıktırıyor. Öğle yemeği zamanı da gelmiş. Yaşasın. Bakalım burada neler varmış. Oo, yoğurt. Hey Jennifer, bak burada ne var. Aa, nefis. Al bakalım canım. İyi görünüyor. Yo! Her yerin yoğurt oldu baba. Muhteşem, boyum mahvoldu. Bir dakika, hiç yoğurt kaldı mı? Tamam canım, burada var. Önce temizleneyim. Bir dakika, bir fikrim var. Biri leziz yoğurt mu istedi? Aç kocaman. Biraz sıkıyorum ve kaşığa geliyor. Çok lezzetli. Tabii öyle canım. Minik kızımın bu kadar çabuk büyüdüğüne inanamıyorum. Umarım hediyesini beğenir. İşte doğum günü pastasını da unutmayayım. Şuna bak, mükemmel. Hepsini yiyebilirim. Olamaz. Bu da neydi? Hayır. Mumu kırmışım. Mahvoldu. Bunu artık pastanın üstüne koyamam. Ne yapacağım şimdi? Belki şu şeker neşemi yerine getirir. Bir dakika. Bu da sanki beş gibi görünüyor. Bu aklıma bir fikir getirdi.
Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Denemeye değer. Bir jelibon solucan al ve 3 boyutlu kalemle üstünü boya. Jelibon yılanın üstüne küçük sarmallar çiz. Bütün şekeri böyle kapla. Boyadığın yerlerin üstünden tekrar geç ki kalınlaşsın. Jelibon yılan şablon gibi olacak. Sonunda şöyle bir şey ortaya çıkmalı. 5 rakamını yılandan ayır. Şimdi gerçekten pastanın üstüne konulabilir. Oh, vay canına. Ne güzel. Bir dilek dile canım. Evet, mutlu yıllar. Ah, bana mı? Oh, iyi görünüyorum. Takipçilerim buna bayılacak. Aman tanrım. Chris, şu videoya bak. Oh, hadi ortak. Yuhu, bir donut. Yaşasın. Ben de bu kadar izlenebilirim. Sadece aklıma bir fikir gelmeli. Buldum. Biraz kostüm gerekli. Hadi viral olalım. Gözlüğüm nerede? Ha, işte burada anne. Ha, sağ ol tatlım. Aa, ne olmuş buna? Oh, bunu takamam. Asla influencer olamayacağım. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Gözlüğünün iyi günleri geride kaldıysa işte sana bitiyor. Gözlük camlarının çevresine oje sür. Eşit kalınlıkta ve düzgün olmasına dikkat et. Aynen böyle. Sonra beyaz boyayla ayrıntılar eklemek için ince fırça kullan. Ojenin üstüne küçük beyaz çizgiler çek. Aynısını mavi ve sarı boyalarla da yap. Donat gözlük bayağı tatlı. Şimdi iyi görünüyor. Grace tatlım, kameramanım olsana. Oo, tabii. İyi görünen yanımdan çek ama. Oo, anne çok popülersin. Bu harika. Yok artık. Bu haksızlık. Şu hazineme bak. Değerli deniz kabuğu koleksiyonum. Müthişler. Acıktım. İyi de ne yiyebilirim? Bir şeyler düşünmeliyim. Annem nerede? Bir dakika. Annem yoksa buzdolabını yağmalayabilirim demektir. Annemin asla haberi olmayacak. Oo! Bütün yiyecekler nerede? Olamaz. Annemin magnetleri. Oo, çok öfkelenecek. Bunu tahmin etmem gerek ama nasıl? Bir dakika. Deniz kabuklarım işe yarayabilir. Ben bir dahiyim. Bir magneti taşa yapıştır. Sağlam olmasına dikkat et. Sonra taşı süslemeye başla. Bunu beyazla boyuyoruz. Bütün taş beyaz boyayla kaplansın. Aslında bayağı rahatlatıcı. Hiçbir noktayı atlama. Boya kurusun. Sonra sarı boyayla bir daire çiz. Ve içini doldur. Yumurta gibi duruyor. Hayal gücünü istediğin gibi konuştur. İşte. Umarım anne farkına varmaz. Ah, güzel oluşum. Ucuz atlattım. Pizza mı? Yok artık. Sağ ol anne. Kola içmeyi bırak, okula geç kaldın. Anne. Okula öğrenmeye gidiyorsun, güzel görünmeye değil. İşte çantan. Hadi git. Mecbur muyum? Amanın, havaya bak, fırtına. Evet, demek ki bana okul yok. İyi denemeydi. Dur orada. Sadece bir duş perdesi gerekli. Hamanın üstesinden ev yapımı bir pançoyla gel. Duş perdesini üçgen şeklinde katla ve ucunu kes. Makasın keskin olsun. Güzel. Sonra aynı malzemeden iki kare kes ve birbirinin üzerine koy. Isıya dayanıklı kağıttan bir şerit alıp bir kenarına yerleştir. Ve saç düzleştiriciyle parçaları birbirine yapıştır. Artık her çeşit havaya karşı hazırlıklısın. Cidden mi?
Çok sevimli görünüyorsun. Şimdi acele et. Dersini kaçırma. Kendimi çok saçma hissediyorum. Buldum. Neymiş o? Alet edevatta indirim. Baba, resmime bak. Çok iyi olmuş. Bir dakika. Tişörtünde ne var öyle? Boyaları önce üstümde denedim. Annen beni öldürecek. Başımı çevirmeye gelmiyor olanlara bak. Üzgünüm. Benim hatam. Ona yüklenme. Bunun olmasına izin veremem. Hadi şu tişörtü değiştirelim. Kıyafetlerini boyamak yok, tamam mı? Tamam baba. Resim yapmak çok eğlenceli. Ah, şuna bak. Benim küçük Picasso'm. Baba bak. Ah, hadi ama. Ay. Biraz hayal gücümü kullanmalıyım. Ah, sanırım buldum. İşte sana bir önlük. Sağ ol baba. Hı. Bir dakika. Pekala Jennifer, resmini göster bakayım. Oh, çok güzelmiş. Bunu duvara asalım. Ortalıkta kirlenmedi. Doğada olmak ne güzel. Hiçbir şey bunun yerini tutmuyor. Bu sonsuza kadar sürecek. Birazdan hava kararacak. Hadi Wendy, acele et. Miras, yavaş ol. Demek ki doğa buymuş. Oh, sıkıcıymış. Ah, bu orman topuklu ayakkabılara göre yapılmamış. Ayakkabılarım mahvolacak. Yapılamadan yürüyemiyorum. Ah, teşekkürler. Ah, bu boş. Ne? Buna pişman olmaya başladım. Bak, karpuz var. Onu bütün gün taşıdın mı? Ah, olamaz, bıçağım yok. Onu nasıl keseceğiz? Belki şu kürdanı kullanabilirim. Kürdanı karpuza sokuyorum. Sonra sertçe vuruyorum. Vay canına, bu muhteşem. İyi görünüyor. Tadı harika. Hadi Wendy. Devam etmeliyiz. Daha fazla gidemem. Dinlenmem lazım. Yürümek için yaratılmamışım. Lütfen dur. Daha fazla gidemem. Tamam peki. Şurası güzel bir yere benziyor. Burası da güzeldi. Burası olur. Otur dinlen. Şaka yapıyorsun. Hey, durmak isteyen sendin. Doğada olmaktan nefret ediyorum. Hayır, kıyafetlerimi mahvedemem. Ah, buldum. Bu büyük ağaç şeyin altında dinleneceğim. Biraz kirli. Ah, bu olur. İşte bu peçeteye oturabilirim. Ah, daha iyi. Kendimi gevşemiş hissediyorum. Ay! Aptal sivrisinek. Of! Ay, bu sinir bozucu. Bu gürültü de ne? Sessiz ol. Tamam, sakinleş. Bu rahatmış. Örümcek mi? Bu bir örümcek. Bana baktı. Ne? Sen görürsün. Al bakalım. Bırak onu. Hey! Doğanın huzurlu bir yer olması gerekiyor. Önce örümcek başlattı. Ne yapacağımı biliyorum. Bu stretch filmi ağaçlara saracağım. Başım dönmeye başladı. Tamam, şimdi şu ağaca da kat kat sarayım. Güvenli olması gerekiyor. Stretch filmden bir üçgen yapıyorum. Devam etmeliyim. Güçlü olmalı. Şimdi stretch filmle üstünü kaplıyorum. İşte oldu. Kendi sığınağımı yaptım. Denesem iyi olacak. Yani yine ne yapıyor? Hey Jennifer. Kıskandın mı? Kıskandığını biliyorum. O kadar uğraştığına inanamıyorum. Güneş tam tepede. Böyle nasıl uyuyabilirim ki? Bana gölge lazım. Bu çadır işe yarar. Wendy, ne yapıyorsun? Kendi haline bırakayım. Bu yatağa ihtiyacım olacak. Çadırın yerini değiştirmeliyim. Mükemmel. Yatağın oldu. Bu çok eğlenceli olacak. Hayır, dur. Onu ben kullanıyorum, o benim.
Vay canına. Daha çok egzersiz yapmalısın. Ver şunu. Hiçbir şey yapmıyorum. Bunu sen istedin. Şaka yapıyorsun değil mi? Gayet ciddiyim. Tamam mı? Bir dakika bekle. Hemen döneceğim. Yatağı şuraya koyayım. Sonra çadırı da üstüne yerleştireyim. Bu onu mutlu eder. İşte oldu. Vay canına, bu çok havalı. Şimdi yatağı ikimiz de kullanabiliriz. Ah, hayat buna denir. Doğru, burada buzdağı falan yoktur değil mi? Ha, tabii ki yoktur. Keyfine bak. İyi, çok kötüsün. Oo, su çok güzel. Ah, aslında doğa o kadar da kötü değilmiş. Sevmeye başladım. Bunların üstünde yalın ayak yürüyemem. Parmak arası terliklerimi giyeyim. Bu işe yarar. İyi ki getirmişim. Ay, of, yanımda bu yoktu. Jennifer! Wendy, ne oldu? Bana yardım etmelisin. Tamam, istediğim hiçbir şey yapamıyorum zaten. Neler oluyor? Ayaklarım çok acıyor. Tamam, bir şeyler düşüneyim. Seni taşıyabilirim. Aa, göründüğünden daha ağırmışsın. Bu işe yaramayacak. Bize bir B planı lazım. Ha, buldum. Terliklerini çıkar. Aa, tamam. Onlar bana lazım. Şunu izle. Terliğin bantlarını çıkarıyorum. Şimdi de silikon tabancası lazım. Terliğin etrafına ince bir kat sürüyorum. İyice sürmeliyim. Sonra üstüne başka bir terlik koyuyorum. Böyle kat kat ekliyorum. Sonra da üsttekine bantları takıyorum. Bu Wendy'nin ayaklarını korur. Denesene. Vay canına, çok şık. Giymek için sabırsızlanıyorum. Aa, kendimi çok uzun boylu hissediyorum. Ayaklarım yerden kesildi. Belki de bunları satmalıyım. Aa, çok sevimli. Şunu yapmayı keser misin? Bu çok can sıkıcı. Yürümeye devam et. Gerçi çok hoş görünüyorum. Ha? Aha, bir arı. Şık, git başımdan. Kendimi doğayla iç içe hissediyorum. Hayır, kes şunu. Bu sana dersini verir. Ay, dikkatli ol. Ne? Ne oldu? Arı soktu. Merak etme, ne yapacağımı biliyorum. Bekle. İhtiyacımız olan bu. Kımıldama. Bu vakumu elinin üstüne koyuyorum. Sonra sapını çekiyorum. İğneyi çekiyor. Şimdi kolayca alabilirim. Aa, bu etkileyiciydi. Affedersin, kazayla oldu. Ne yaptığına dikkat et yeter. Rica ederim. Uyumayı dört gözle bekliyorum. İyi geceler Bay Unicorn. Doğa insanı çok yoruyor. Harika, horluyor. Tabii ki horlar. Rahat edemiyorum. Orman zeminini kim tasarladı? Biraz daha yumuşak yapsalardı. Jennifer, elin üstünden çek. Gözlerimi kapamaya çalışayım. Belki içim geçer. Ne güzel rüyalar görürüm. Ha? Neler oluyor? Neden batıyorum? Burası bataklık mı? Ne olacak şimdi? Ah, bir dakika. Yatak. Havası tamamen inmiş. İçinde hiç hava yok. O ne şaşırtıcı. Hey Jennifer, uyan. Hey. Jennifer. Yine ne oldu? Yatağa bak. Ha? Aa, bu hiç iyi değil. Bir delik var. Bunun üstünde uyuyamayız. Hadi. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Bir otelde mi kalsak? Hayır, hayır. Şaka mı bu? Sana yardım edeyim. İnsanlar çöplerini niye atar? Bunu kullanabiliriz. Torbayı havayla dolduruyorum. Sonra sıkıca bağlıyorum. İşte. Ne düşünüyorsun? İyi, öyle değil mi? Bununla ne yapacağız? Bunu sana açıklamam gerekiyor mu? Çadırda kullanacağız. Birkaç tane daha lazım. Tamam, peki. Sonra? Ayrıca bu poşetler nereden geliyor? Bu yorucu oldu. Bu sonuncusu. İçeri buyur. Ha, nasıl istersen. Bu harika olacak. Aa, bulutlara uzanmak gibi. Sana bir planım olduğunu söylemiştim. Tamam, uyumalıyım. Bekle,
Bir dakika dur. Kokuyu alıyor musun? Ay, kötü kokuyorum. O yüzden senden uzak duruyorum. Ay canına, işte. İhtiyacım olan şey, hadi gidelim. İşte bu iyi. Şu havuza bak Jennifer. Atıştırmalık alıyorum. Ne? Sen ciddi misin? Evet, en sevdiklerim. Tamam, havuza girelim. Selam Jennifer. Üzgünüm, odaklanmalıyım. Komik görünüyorsun. İmdat, imdat. Atıştırmadıklarım. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Jennifer, bu saçmalık. Ben açım ben. Komik değil. Buraya gel. Kaçma vakti. Buraya gel. Beni rahat bırak. Dur. Hissediyor musun? Bekle. Belki sana yardım edebilirim. Bu plastik bardağa ihtiyacım var. Bu tabakta bir delik açıyorum ve bardağı delikten geçiriyorum. Şimdi kazuzu alayım. Kazuzu bardağa döküyorum. Cipsleri de tabağa yerleştiriyorum. İşte böyle. Pipet de koyunca hazır olacak. Şuna bak. Yüzen bir atıştırmalık tepsisi. Buna bayıldım. Ne harika bir fikir. Cips yesene. Bu kamptan çok daha iyi. Olamaz. Bana yeni bir görünüş lazım. Bunların gitmesi gerek. Bu gözlüğe ihtiyacım yok. Ben şunu alayım. Bu gömleğe de bir şey yapmalıyım. Hey Mandy. Onu ben alayım Dili. Parti artık başlayabilir. Bunlar buraya çok yakışacak. Karpuzu herkes sever. Partime tropikal bir hava verecek. Perdeleri açalım. Sanırım hepsi bu kadar. Harika görünüyor. Bir dakika. Az kalsın unutuyordum. Karpuzum. Çok güzel. Bunu oturma odasına götüreyim. Hayır. Neden hayat böyle zalim? Ben şimdi ne yapacağım? Buldum. Market kapanmış. Ama benim karpuza ihtiyacım var. Kendim bulurum. Peki. Bu pek iyi görünmüyor. Belki burada şansım yaver gider. Bu kötü bir fikir olabilir. Nihayet. Lezzetli karpuzlar. Tişörtümün haline bak. Neyse şu an önemli değil bu. Bir dakika. Bunu taşıyacak büyük bir torbam yok. Ama belki de ihtiyacım yoktur. Tişörtüme daha çok delik açarsam onu kullanabilirim. Yani zaten mahvoldu. Tamam, bu olur. Tişörtü çıkarıp ters çeviriyorum. Sonra ucunu bağlıyorum. Bu işime çok yarayacak. Karpuz bu çantaya sığar. Ben de onu eve taşıyabilirim. Tam ihtiyacım olan şey. Hadi gidelim. Tek parça halinde eve getirdim. Karpuzu buraya koyuyorum. Bu çok işime yaradı. Hey, o karpuz mu? Ben de bir dilim istiyorum. Sulu sulu. Çok severim. Çöpü çıkarma zamanı. Çok yorgunum. Bir gün dinlenebilsem. Bu çok kötü kokuyor. Hayır, bu Chris. Beni böyle görmemeli. Çöp gibi görünüyorum. Hemen bir şey düşünmeliyim. Şimdi neden oraya oturdu ya? O gidene kadar buraya saklanayım. Hadi Chris, git artık. Hayır, bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağım şimdi? Yapacak tek bir şey var. Ne? İnanamıyorum. Geliyorum, yoldayım. Şimdi gerçekten çöp gibi görünüyorum. Ama en azından utanılacak duruma düşmedim. Hayır, bu çok kötü bir fikir. Hadi düşün. Yapabileceğim bir şey olmalı. Belki çöpü kullanabilirim. Denize düşen yılana sarılır demişler. Yani en kötüsü bu değil. Ne, inanamıyorum. İyi misin dostum? Evet, git buradan. Bir dakika, seni tanıyor muyum? Luna. Selam kızım.
Chris. Ne yapıyorsun? Berduş gibi görünüyorsun. Kırıcı olman gerekmez. Ah, ne kadar eziksin. Çok kötü biri. Hayır, bu kadar zor olmamalı. Oh, bu çok can sıkıcı. Ah, merhaba. Ah, bu da ne? O elbise ihtiyacım var. Bunu sana veririm. Delirdin mi? Ew. İyi bir anlaşma olduğunu düşünmüştüm. Ah. Dur, galiba buldum. Kollarımı çıkarıyorum. Sonra ön kısmına geçirip kollarını bağlıyorum. Boynumdan da bağlarsam. İşte, çok hoş oldu. Ah, saçım. Böyle daha iyi. Ne? İnanamıyorum. Geliyorum. Ah, Chris. Hey, buraya gel. Ah, selam. Nasıl gidiyor? Wow. Ah, hey Luna. Harika görünüyorsun. Bunu fark etmen ne hoş. Uf ya. O çok komik. Ay, çok tatlı bir mesaj aldım. İnanamıyorum bak. Chris bana çıkma teklif etti. Ne? Kıskandın mı? Bir dakika. Şuna bir bak. Chris bana da çıkma teklif etti. Bunu bana nasıl yapar? Erkekler işte. Bir hata olmalı. Tabii ki. Yoksa neden sana çıkma teklif etsin ki? Chris'le sadece birimiz çıkabiliriz. Tamam mı? Tamam. Tamam. O da ben olacağım. Ha, evet. Tabii tabii. Göreceğiz. Chris'i kendime hayran bırakacağım. Bu oyunda ben de varım. Orucu ben sürecektim. Ah, ne yazık. Sorun değil. Bu küpeleri çok seviyorum. Bunları zaten beğenmemiştim. Bunlar çok daha şık. Sen kendini avut. Çantamı alacağım. Ben de. İşte bu. Şaka mı yapıyorsun? Zaten çok ucuz görünüyor. Bu kot pantolon çok iyi görünüyor. O benim. Hayır değil. Bırak. Önce ben gördüm. Kes şunu. Bana bırak. Yaptığına bak. Senin olsun. İyi şanslar. Ama ben şimdi ne yapacağım? Bunu giyemem ki. Tabii eğer. Biraz daha yırtmalıyım. Sonra kollarımı bacak kısmına geçiriyorum. Kafamı da yırtıktan çıkarıyorum. Şimdi aşağı çekeyim. Vay canına, bu muhteşem görünüyor. Gitme zamanı. Acele etme. Güzel görünüyor değil mi? Etkilendiğimi kabul ediyorum. Görüşürüz. Önümden çekil. Chris? Yanındaki kim? Wow. Selam kızlar. Onlar ikizmiş. Hadi olanları unutalım. Önden buyur. Mindy'yi bekliyorum. İşte burada. Hey, nasılsın? Gidelim mi? Kalkamıyorum. Bu tuhaf. Aslında daha kötüsü yeni boyanmış. Olamaz. Uyarıyı görmemişim. Bu neden benim başıma geldi? Kalkamıyorum. Kanka yapışıp kaldım. Düşündüğünüzden daha sık oluyor. Ne yapacağım? Bir dakika. Boya mı kullanmışım yoksa yapıştırıcı mı? Dal davranayım. İşe yaramıyor. Burada kalıyorum. Bekle. Belki ben yardım edebilirim. Bunun işe yarayacağını sanmıştım. Çek. Daha sert çek. Hadi. Bankımdan kalk. Ne antrenman ama. Beni çok yordu. Bir de bana sor. Nasıl görünüyor? Doğru söyle. Çok kötü değil, değil mi? Hem de nasıl? Bir dakika. Galiba bunu düzeltebilirim. Sadece bir iki malzemeye ihtiyacım var. Şunu alayım. Bu pantolonumu seviyordum.
Tamam, işe koyulalım. Güven bana. Boyayı kot pantolonuna püskürtüyorum. Bu şablonları da kullanıyorum. Harika görünecek. Şuraya birkaç çizgi daha çekelim. Ah, bunun yeri tam burası. Tasarımcı olmalıymışım. Arkası bitti. Şimdi sıra önünde. Bu karton parçası tişörtünün kirlenmesini engelleyecek. Bunun için bana para vermelisin. Pekala, birkaç ayrıntı daha ekliyorum. İşte bu. Bitti. Nasıl buldun? Vay canına. Müthiş. Eşsiz bir pantolonum olduğuna inanamıyorum. Sen bir dahisin. Arkadaşlar bunun için var. Tamam, hadi gidelim. Boyam nereye gitti? Buralarda bir yerde olmalı. Bunu kaybetmemeliyim. Eyvah, bu çok büyük bir hata oldu. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve hiçbir eğlenceyi kaçırmamak için abone olmayı unutma.